arkadaşlar. Hepiniz yeni ve güzel bir vlog'a hoş geldiniz. Şimdi hemen bir videomuzu yükleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, uyuklaya dursun. Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. İlginç bir şey oldu arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu daha doğrusu. Bir takipçim bana çok tatlı bir hediye yollamış. O hediyeyi sizlerle birlikte açmak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti, beni çok güldürdü ve çok mutlu etti. Bana gönderen, bu güzelliği yapan takipçimizin ismi Öner'di. Şimdi bakalım ne göndermiş? Evet, gelen paket şu şekilde arkadaşlar. Şu bir yandan da bebiş uyuyor. O yüzden çok da sesli konuşamıyorum. Paketimiz. İçinde ne var? Hep birlikte bakalım istiyorum. Paketimizin içinde bir sürü şey var. Bana mail attı arkadaşlar bu arkadaşımız. Ve dedi ki dolabını çok beğendim, çok güzel olmuş. Sana bir tane figür göndermek istiyorum. Dolabın üstünde çok güzel duracaktır dedi. Onunla biraz daha konuştuk. Ve gerçekten de gönderdi arkadaşlar bir Jordan Space Jam modeli. Adidas'ta çalışıyormuş kendisi. Böyle Adidas paketlemesi yapmış. Harika olmuş. Çıkarttığım da göstereyim. Hediyenin yıldızı bu ama yanında birkaç bir şey daha göndermiş. Bu düşünceli ve harika tavrı beni çok 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 mutlu etti. Evet, çocukluğumda bu tarz oyuncaklara da bayılırdım. Vay harika. Welcome to Space Jam. Space Jam de çocukluğumun en hoşuma giden filmlerinden biri. Şu şekilde arkadaşlar gönderdiği hediye, karakter, figür. Bunun konacağı yer dolabımızın üstü. LeBron James'in yanı. Jordan'sız olmazdı. Jordan Paris. Zaten tam oldu. Evet. Çok iyi olmadı mı? Arkada da tablomuz 10 numara oldu. Ne kadar güzel insanlar var. Ne kadar tatlı ve hoş insanlar var gerçekten. Biz bazen sürekli kötülerden veya işte haterlardan şundan bundan dem vuruyoruz. Sanki onlar çokmuş gibi de hisse kapılabiliyoruz çünkü olumsuzluklar, kötülükler, yanlış şeyler insanın gözüne çok gelebiliyor. İşte beyaz sayfadaki siyah nokta diye tabir etmek yanlış olmaz herhalde. O kadar beyaz varken o siyah bizim dikkatimizi çok çekiyor, moralimizi bozuyor. Kargonun devamına bakalım. Çünkü çok güzel şeyler göndermiş. Hepsini açmazsak ayıp olur. Hepsini göstermezsem üzülürüm. Bunlara bakalım. Evet. Paketimiz böyle çok ince, güzel bir kargoda da geldi. Kırılabilir logosu da yapıştırmış. Ofisteki arkadaşlar ya Hüsame ne almış ki böyle kırılabilir Adidas'tan incecik bir şey tişört olsa kırılabilir yazmaz falan diye merak etmişler. Hep birlikte meraklandık ve ofiste açtık. Ama sizlere göstermek için de tekrar buraya getirdim. Şuraya bakın birçok minik minik tatlı tatlı şeyler var. Hepsi de birbirinden hoş, birbirinden güzel. Öner kardeşim tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar düşünceli, güzel takipçilerim olduğu için de kendimi çok şanslı biri olarak görüyorum. Kralsınız, iyi ki varsınız, iyi ki bu videoları çekiyorum, iyi ki YouTube'a başlamışım diyorum. Eminim birçoğunuz bu tarz şeyler yapmak istiyordur. Durumu olmayan, imkanı olmayan arkadaşlar lütfen bunları yanlış anlamasın. Bir like'ınız, bir yorumunuz inanın beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde bana gönderenler de mutlu ediyor. Sizler de beni çok mutlu ediyorsunuz. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Çok ilginç bir şey göndermiş. Bu oyuncu kartı var ve üstünde de sanki böyle verified arması tarzı bir şey var. Çok ilginçmiş ya. Şuraya bakın. Harika. Kevin Durant'in bir kartını göndermiş arkadaşlar. 2 adet de şöyle. StockX'de biliyorsunuz bu tarz şeyler olur. Orijinal ayakkabı aldığınıza dair. Bu Adidas 360 yazıyor. Çok tatlıymış ve bu şekilde eğilip bükülebilecek yumuşaklıkta. Çok tatlı. Görüyorsunuz. Harika, harika. Bu tarz küçük şeyleri de ben çok severim bu arada. Ufak tefek şeyleri biriktirmeyi, etmeyi. Ayakkabıları da bayılırız tabii ki. Bunları da severiz. Böyle de diğer pakette arkadaşlar bir not yazmış. Altın renkli hariç diğerleri bağcık aksesuarı olarak kullanılıyor. İlgi amaçlı demiş. Bu şekilde Adidas logolarını göndermiş. Bakın bağcıklardan geçirerek Adidas logosu ekleyebilirim. Çok tatlı ya, çok güzel. Bir tane şöyle altın renkli olanı var. Yakama böyle koyabilirim veya bir tişörtüme. Şu anda kısmete bakar mısınız? Şu anki tişörtüm de Adidas. Hemen yaka pinine ekleyebilirim. Adidas Adidas olmuş olurum. Ayakkabının bağcıklarını bir yerden sokup yapılabilir. Sneakers yazıyor, görüyor musunuz? Ayakkabı yazıyor, şöyle göstereyim. Bağcıklar var. Yani şöyle Adidas Adidas logolu küçük kaplara da koyması harika değil mi? Mükemmel olmuş hakikaten. Bir tane görüyorsunuz renkli renkli bir bağcık var. Bayağı güzel ayakkabıları ara ara renkler verebilirim. Bir tane de simsiyah göndermiş siyahtan. Posterler de göndermiş. Onlara bakayım. Posterleri çok atacak yerim yok ama elinde bulunması güzel. Ben dergisinden ilk posterimiz arkadaşlar. Dwayne Wade benim favorim. Çok güzel ya. Yo my man AI number 3. Çok iyi. Bayağı, bu daha büyük yerine göre. Bence de çok güzel değil mi? Diğer tarafında da Allen Iverson'ın gençlik yıllarından, çaylak yıllarından bir görüntü var. Çok iyi ya.
Gerçekten retro 11'ler görüyor musunuz arkadaşlar? Ayağında retro 11'ler var. Biliyorsunuz Allen Iverson'ın ilk ayakkabısı da 11'lerden ilham alınan bir ayakkabıydı. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde takipçimden gelen kargoyu sizlerle açmış oldum. Hoşunuza sizin de gitti mi? Benim çok hoşuma gitti. Şöyle şurada açtık. Biraz karışık gözüküyor ama. Videomuz yüklendi. Sushi uyudu. Biz uyandık. Zaman geçti. Şarj bitti arkadaşlar kameranın. O yüzden acil çıkartıp şarjı takmam gerekti. Kötü oldu. Tam bir şeylerden bahsedecektik ama yapacak bir şey yok. Aslında şu anda spor yapmak istiyorum. Sporda evde neler giyiyoruz onlara bakalım istiyorum. Bayağıdır spor yapmıyorum. 3-4 gündür. Şunları çalıştırasım çok var. Biraz kendi halimden de bahsedeyim. Bayağı kötüyüm arkadaşlar şu sıralar. Belim melim çok ağrıyor, kalçam. Hiç spor yapamıyorum. Yani yapmayı çok istiyorum ama fiziksel olarak imkan pek olmuyor. İşte bebiş var. Karşımızda bebiş. Onunla çok uğraşıyoruz. İş güç falan. Baya baya yoğunluklarım var. Bir de biliyorsunuz neredeyse 10-15 tane arka arkaya video attım. Beni pert etti. Her gün onları editle. Her gün onları sizlere işte bir sunum ayarla. Kafada vakit alıyor. Psikolojikman onu düşünüyorsunuz. Ona duygusal olarak yatırım yapıyorsunuz. Hepsi yorucu şeyler oluyor. Akşam geldiğim zaman pertim çıkmış oluyor. O yüzden biraz böyle yoruldum. Ama Ekrem Yaman'ımla birlikte... Güzel oğlumla birlikte yeni uyandı kendisi arkadaşlar. Yeni uyanınca böyle çok sessiz, çok sakin. Ama birkaç saat sonra görün. Birçok şey söylüyor. İşte ayakta durmayı çok seviyor. Yürüyecek, sıralıyor şu anda. Bunu görünce tabii ki moralleniyoruz ama hani spor noktasında biraz kötü hissediyorum kendimi. Pomadığım için şu yasaklarda tuz biberi oldu. İşten çıkıp eskiden gidebiliyordum şimdi. Spor salonunun kapanması iş çıkışı vaktime geliyor. Babacığım ne oluyor? Ah sıcacık şu anda arkadaşlar yasaktan kalkmış. I love my dad. Ha? Ben de seni seviyorum oğlum. Hala bir çak. Hep kendine söylendiğini zannediyor. Bir bebi. Kızımız burada, oğlumuz burada. Ne de severim, seni de severim. Ah ikinizi de severim ben. İkinize de yetecek sevgim var. Ah güzellerim benim. Çocuklarım benim. Ha. Üstümüzü giyinmeden önce şuraya bir bakın istiyorum. Şu anki halimi anlatan bir tablo var. Cipsler, Toblerone. Yine dadandık bir sıra, yine dadanmıştık. Of of, spor yapmam lazım. İşte giyinerek. Nasıl? Akşamki neyi? Cheat night diyelim artık akşam. Evet, cheat night. Ne var akşam cheat night'ımızda? Movie. Chips. Sprite. Oh. Çikolatalar. Biz zaten arkadaşlar sporu yemek için, bildiğimizi kilo olarak almamak için yapıyoruz. Genel mantığım benim oydu. Hep eskiden beri çok yerdim. Evet, o zaman hadi sen de gel. Beni giydirin. Spor için giyinince bazen diyorlar takipçiler ya evde spor için giyinilir mi falan diyorlar ama bu bir keyif zaten. Bu motivasyon ve mutluluk. İlla dışarıda birilerine gösteriyor olmama gerek yok. Size gösteriyorum zaten. Ha ha falan diyor. Yok, kendim için de arkadaşlar. Vlog çekmediğim birçok gün hep giyinirim, ederim. O şekilde motivasyon ve güç bulurum. Al sana motivasyon. Yeni arkadaşlar geçenlerde bir tişört aldım Nike'ın. Yaklaşık 300 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben 90-100 liraya aldım. Bu yoga serisinden falan da olabilir. O kadar rahat, o kadar harika bir şey ki. Yani şöyle biraz görebilir misiniz bilmiyorum ama. Hani uyuyabilirsiniz. İki tane alsam diye düşündüm hatta. Geri dönüp bir daha alasım falan da gelmişti. O kadar hoş, o kadar güzel bir tişört. Bunun tight'ı falan da vardı. Hiçbirini yakalayamadım. İndirime girmesini beklemiştim. İndirimde hepsi bitmiş. Altı yırtmaçlı hafif ve Nike işareti var. Bunu giymeyi istiyorum üstüme. Geçen bunu giydim. Çok keyif aldım. Ve bir de onu da göstereyim. Bir tane de tight almıştım. Galiba bu da aynı serinin tight'ı. Gri bir tight. Altıma da bunu giymek istiyorum. İstanbul'daki kardeşime Tarık'a yolladım bir tane de bundan. Aşırı beğendi, dedi ki sabah akşam ben bunu giyerim dedi. Daha böyle yine görüyorsunuz lastikli. Yani bu bildiğimiz tipik taytlardan ayrışıyor bence. Daha gündelik giymek için, evde takılmak için. Aa, şeyini atmamışım. Çok iyi. Daha hiç kullanmadım. Arkadaşlar normal fiyatı 220 liraymış. Ben bunu 130-140 liraya almışım. Bence çok ideal bir tight için. Şort olarak bayağıdır NBA şortlarından giyesim var ya. Hani şu Chicago Bulls şortu falan olsun. Bu tarz şeyler giyesim var ama böyle bir kombinle daha küçük, daha ince bir şey lazım. Bayağıdır hep şunu giyiyorum. CrossFit. Bu da evde spor yaparken tercih ettiklerimden. Mavi, üst mavi, gri. Güzel olacak. Evet, bunu giyelim. Aslında veya şunu mu giysek, bir dakika. Yine Under Armour'un fış fışlı koşu ve spor şortu. Bu da aslında güzel olabilir. Bakayım. Gri, yeşil. Tight'la bir şey uydurmak zor. Siyah şeyler gider aslında. Bilirim Jordan'lardan da giyebilirim. Of, çok seçenek olunca seçmesi de çok zor. Neyse, hadi şimdi giyineyim. Ufak bir spor yapayım. Ondan sonra yemek ve vlog. OMG! OMG! Neler bunlar böyle?
Aşırı rahat ettim, aşırı gaza geldim. Let's go! Let's get it modundayım. Evet, odamıza geldik. Odayı da arkadaşlar birkaç ışık ışık alacağım. Masa lambası alacağım. Evet, şöyle sizi yerleştireyim. Yeşil tayta giydim arkadaşlar. Niye? Çünkü evde giyeceğim kare altılarla güzel uyum sağlar diye düşündüm. Bir tane de gri çorap atsam yanlarına. Yeme de yanında yat. Bu arada tayt cidden çok efsaneymiş ya. Bir tane daha alasım geldi. Tişörtten de tayttan da birer tane daha alabilirim. O kadar hoşuma gitti resmen ya. İşte bir daha bulabilirsen tabii. Kayra 6 da en çok giydiğim ayakkabılar listesinin tepesindedir. O kadar çok giyiyorum ki çünkü evde giyiyorum arkadaşlar sadece bunu. Demek ki evde daha çok ayakkabı giyiyormuşum. Dışarıda. Hele ki şu pandemiden dolayı zaten. Ne zaman başladı? Nisan ayında falan başladı herhalde değil mi? O zamandan beri bir gün yüzü göremedik doğru düzgün yahu. Evde olabildiğince de eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum kendim için. Evde kaldığım günleri verimli, productive bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Böyle olunca insan tabii ki mutlu oluyor bir şeyler kendine katabilmek. Burada bir tane ofis koltuğu aldım. Artık vaktimin çoğunu burada geçireceğim arkadaşlar. İki masa, şu şekilde çalışma masam var. Rahat da güzel de bir ofis koltuğu aldım. Bu koltuklar da çok pahalıymış bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. O şekilde takılacağız. Şimdi çok bir hareket yapmayacağım. Çeker miyim emin bile değilim. Bazıları ne ya diyor. İki tane hareket yapıyorsun diyor. Ya size motivasyon olsun. Ben bile yapabiliyorsam. Beli fıtık hareket etmekte zorlanan bir adam bile böyleyse. Sizler neler olabilirsiniz? Motivasyon olsun size. Biraz ivme olsun. Amacım o. 3-4 gündür de spor yapmamın acısıyla güzel bir spor yapalım. Biraz ısınalım istiyorum. Kameranın da çok şarjı yok. O yüzden burada bitireyim istiyorum arkadaşlar. Bitirdikten sonra sizlere bir daha bir merhaba derim. Ne güzel siz hemen böyle. Oh antrenman bitmiş. O halimi göreceksiniz ama ben şu anda neyse. Giydiklerimle motive oluyorum. Let's go. Let's go. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha ama şöyle bir fit check yapalım. Bir daha bir fit check yapalım. Spor yapmamak için herhalde bahane bulmaya çalışıyorum. O kadar giymeme rağmen. Nasıl oldum? Eşimizden bir onay almamız lazım. Nasıl oldum? Güzel olmuş muyum? Ekrem Yaman, güzel oldun mu oğlum? Ne diyorsun? Güzel mi? Ne diyorsun? İş yapar mı bu kombin? Ha? No comment on that mi diyorsun? Yorum yapmayacağım mı diyorsun? Bakın kim katılmaya karar verdi sporuma? Sen mi katılmaya karar verdin? Ne yapıyoruz şimdi Ekrem Bey? Ekrem Bey ne yapıyoruz? Ayakkabıların çok güzel baba mı diyorsun? Vay. Senin de oğlum büyüyünce hep senin. Güzel bir antrenman yaptım. Bayağı güzel bir şey arkadaşlar. Bayağı hoş bir şey. Antrenmanlarım da bana iyi yardımcı oluyor. Of fazla kasmadım. Yani hiç yoktan ufak da olsa bir şekillendirme yapıyor. Belim çok kötü ağrıdı yine. Nasıl bir şeydir bilmiyorum ki. İnsanlar spor yapmakta zorlanır. Ben spor yapabilmek istiyorum. Fakat sakatlıklar izin vermiyor. Kısmet işte. Böyle bir şey arkadaşlar. Herkesin dünyada karşılaştığı bir zorluk, bir challenge var. Şikayet etmemek lazım. Bulunduğu konuma insan şükretmeli. O yüzden bazılarınız bana diyor işte abi ne kadar iyisin, keşke senin gibi olsam. Şu bu. Mesela ben de diyorum ki keşke belim sağlam olsa, beli sağlam biri gibi olsam diyorum. Hani bu açıdan da bakmanızı istiyorum. Benim de problemlerim var. Nasıl sizin varsa herkesin var. Dünya burası. Evet ama iyi hissettirdi. Şurada bir apple çıktı sanki. Tişört apple'dan. Ama tişört gerçekten çok iyi. Tight, short, tişört. Benim antrenmanımı yapmamı sağladılar. Şimdi ise let's go. Let's go. Daha şimdiden mi baba? Daha şimdiden veriyorsun bana? Çok besinsiz kaldım arkadaşlar. Evet oğlum. Sen hiç belini sakatlamadan bunları yapıyorsun. Çocuğu şimdiden alıştırırız. Üstümüzü değiştirdik. Oo, iyi oldu ya. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Ufak hareket. Şu an size bana bakanı göstereceğim. Şu an bana bakan biri var. Ne oldu?
Ne oldu? Evimden çıkarın beni. Ben yürüyüp gezmek istiyorum. Sushi Hanım da yerinde. Big and small. Eminim kamerada çok güzel sesin çıkmıştır. Zamanın dar olduğu günlerin yemeği makarna. Ne makarna yapacağım kendime? Gerçi makarnaları biz fena yapmıyoruz. İçine hindi füme, ton balığı, marul, domates, işte acı sos falan da koyup baya güzel bir şey çeviriyoruz. Biraz yorgunum, yorgun hissediyorum. Edit yapmam lazım. Günlerim çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Hele ki böyle kendime 10 günde 10 video işte tarzı şeyler koyduğum zaman inanın biri benden alıyor bu editler. 40 dakikalık, 50 dakikalık görüntü var. Onu işte 10-15 dakika indiriyorum. Güzel bir kurgu yapmam lazım. Bir yandan da bu çekim var tabii. Yani zorlanıyoruz. Lütfen sizden ricam. Like ve yorum atmayı unutmayın. Biraz olsun bana destek verirseniz çok sevinirim. Özellikle yapabildiğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Eski videoları da aynı şekilde. Bir de uzun süre boyunca izlerseniz çok sevinirim. Hani videoyu kısa izlemek yerine bırakın o kendi kendine gitsin. Videolarımız daha çok izlenirse daha çok önerilenler kısmına çıkıyor. Hani farklı insanlar da bu şekilde keşfedebilir ve aramıza katılabilir. Şimdiden çok teşekkürler bu şekilde destekleriniz ve yardımlarınız için. Şimdi ben makarnaya geçeyim. Acıktım. Zaman saat 8 oldu. Yemesi içmesi falan geç olacak baya. Son durum bu arkadaşlar. Şunları çıkarmayı unutmuşuz. Füme et atacağım içine. Bir de füme piliç. Aslında hindi var zannediyordum da piliç varmış. Hindi de varmış. Hindi koyacağım. Daha yüksek protein oranlı. Ve tabii ki ton balığı. Bayağı bir karıştıracağız galiba. Mısırımız var. Ketçap ve acılı mayonez. Ve şunların çokluğuna bakar mısınız? Uf. Bayağı büyüttüm herhalde. Şuraya bakın dev gibi. Büyükte bir cam şeye koyacağım son ürüne. Bakalım nasıl olacak. Farklı bir şey deniyorum. İlk ara katman yaptım arkadaşlar. Üstüne aynı şekilde bir kat daha çıkacağım. Böyle çıldırım bir şey yaptım. Ketçap hani çok lezzetli olacak gibi sanki ya. Ama jalapeno koyuyordum. Acılı jalapeno veriyordu. Normalde eşim hazırlıyordu arkadaşlar da. Bugünlük böyle olmuş oldu. Şimdi üstüne tekrar bir makarna. Çünkü her şeyi en üste koyunca makarnaya bir sefer ulaşmak çok, uf, çok oldu. Bayağı bir çok oldu hatta. Şu anda tekrar bir makarna var. Şimdi üstüne ton balığını açalım. Dardanel tonu zeytinyağlısı. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Makarna olmadı bu ya. Bu gidip de bir yerlerde küçücük tabağına 40-50 lira verdiğiniz bayağı sağlam bir fettuccini, compagiani gibi İtalyanca isimler içeren makarnalara dönüştü. Domatesleri. Yalnız acılık verecek şey oldu ya. Biraz daha acılık verebilirdik. Bol marullu. Marula da bayılıyorum. Ne biraz zeytinyağı koyduk mu bir de. Bol mısır, ketçap, mayonez. Neler yaptım ya. Şöyle bir göstereyim şimdi size. Fena oldu. Bir de üstüne bir daha acı jalapeno veya biberiye bir şey koymam lazım. Ama biberiye koymadan önceki son halini göstereyim. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Double. Double. Yani bilmiyorum büyüklüğünü anlayabiliyor musunuz ama şöyle elim şöyle. Tabak çok çok daha büyük. Günün en sevdiğimiz vakti geldi. Amazon Prime dev bir salata tabağında salata artı makarna. Yanında da sırma. Sonrasında belki doymazsak.